Evet, şimdi asıl konumuza geliyoruz. Bakır boruyu manyetik alana maruz bırakacağım. Ve suyumuz kaynadı. Herkese merhabalar. Yeni bir proje ile birlikteyiz. Bugünkü projemizde manyetik ısıtma nasıl yapılır? Manyetik ısıtmanın diğer ısıtma yöntemlerine alternatif olup olamayacağını araştıracağız arkadaşlar. Burada kullanmış olduğum malzemeler nidyum mıknatıs. Bildiğiniz gibi nidyum mıknatıslar gerçekten manyetik alanı yüksek olan mıknatıslar diyebilirim. Gördüğünüz gibi ortalama 10 santimetreden birbirlerini etkileyebiliyor. İşte biz bugünkü projemizde bu mıknatısları kullanarak bir bakır boru etrafında manyetik alan oluşturacağız. Bakır borumu şu şekilde hazırladım. Tamamen bakır. Bildiğiniz gibi bakır manyetik olmayan bir metal arkadaşlar. Bakır ve alüminyum kesinlikle manyetik değildir. Yalnız siz bakır üzerinde manyetik bir frekans oluşturursanız bakır ısınmaya başlıyor. Aslında bu bizim elektrik üretebildiğimiz bir fizik kanunu. Bir iletken üzerindeki manyetik alanı sürekli değişirseniz iletken üzerindeki elektronları harekete geçiriyorsunuz ve elektrik akımını oluşturuyorsunuz. İşte biz bugün bunu tamamen bir bakır boru üzerinde 180 derece bir açıyla değiştirerek bakır boruyu ısıtıp ısıtamayacağımızı göreceğiz. Tabii bakır boru içerisine su ilave edeceğiz. Daha sonra buradaki mini radyatörümüze suyumuzu vereceğiz ve manyetik alanla ısıtmanın nasıl yapılacağını birazdan hep birlikte öğreneceğiz. Şimdi hemen projemize geçelim. Öncelikle manyetik alanla elektriğin nasıl üretildiğine dair basit bir sunum yapacağım arkadaşlar size. Eğer bir iletken üzerindeki manyetik alanı 90 derece keserseniz iletken üzerinde elektrik akımını oluşturmuş oluruz. Şimdi testimize geçelim. Bakın buradaki diskimi çevireceğim. Mıknatıslarım dikey kesmeyecek. Şu kısımdan, boşluktan geçecekler. Bu kısımdan geçen manyetik alan bizim elektrik üretmemize neden olacak. Makinamızın devrini artıralım sonuna kadar. Ve ampulün nasıl ışık saçtığını hep birlikte görelim. Evet, şu anda 180 derece kestim. Bakın ışık saçmıyor. Boşluktan geçiriyorum. Evet, şimdi alüminyum plaka üzerinde manyetik alanın etkilerini inceleyeceğiz. Bakın burası metal arkadaşlar.
Ama şu kısım alüminyum. Bakın şu anda hiçbir tepki görmüyorum. Ama ben mıknatıslarımı hareket ettirdiğim zaman gördüğünüz gibi buradaki sacın hareket ettiğini görüyorsunuz. Yani hız burada manyetik olmayan alüminyumu manyetik hale getiriyor diyebilirim arkadaşlar. Bakın şu şekilde. Hatta mesafeyi görün. Evet, dönen disk beni sıyırdı geçti. Bakın vurduğu yer burası. Evet, şimdi alüminyum plakanın nasıl ısınacağını göreceğiz arkadaşlar. Evet, şu şekilde ısıyı da sizlere göstermeye çalışacağım. Isının nasıl arttığını görüyorsunuz. Isı artık elime ulaşmaya başladı. Elim yanıyor arkadaşlar. Burası 40 santigrat dereceydi. Burası 100 santigrat derecenin üzerine çıktı az önce. Ve şu anda ısı düşmeye başladı. İşte bu manyetik alanı biz bakır boru üzerine yoğunlaştırırsak bakır borunun içerisindeki suyu ısıtırız. Daha sonra suyu buradaki radyatöre vererek manyetik ısıtma projesini tamamlamış oluruz. Evet, şimdi asıl konumuza geliyoruz. Bakır boruyu manyetik alana maruz bırakacağım. İçerisine su dolduracağız. Daha sonra bu şekilde bir test yapacağız. Önemli olan bakır borunun mıknatıslara teğet geçmesi. Evet. Evet, bu kısımdan su dolduracağım bakır borunun içerisine. Alabildiği kadar. Suyun ısındığını, kaynadığını göreceğiz birazdan.
kontrol edelim. Isı artmaya başladı. Kısımdan su çıkışını göreceğiz birazdan. Evet, çıkış başladı hatta. Evet, görüyorsunuz. Ve suyumuz kaynadı. Evet, sistemi şimdi buradaki radyatörüme vereceğim ve su radyatör içerisinde döngü oluşturacak arkadaşlar. Ve etkili ve ekonomik bir ısıtma sağlanabilir mi? Bunların testini yapacağız şimdi. Evet, radyatörü buradaki manyetik ısıtıcıya bağladık. Gördüğünüz gibi iki borumuz çıkıyor. Buradaki iki borumuzdan da su girişi var arkadaşlar. Şimdi motoru çalıştıracağız ve nasıl bir sonuç elde edeceğiz, hep birlikte göreceğiz. Evet, şu anda 19 santigrat derece civarında. Evet, 80 dereceye kadar ulaştık şu anda.
Burası 90 santigrat dereceye ulaştı. Evet arkadaşlar, teknik olarak, manyetik olarak ısıtma yapmak mümkün. Tabii bunun verimliliği tartışılır. Manyetik olarak ısıtma mı yoksa eski klasik sistemler mi, rezistanslı ısıtma mı daha verimli? Bunların ölçülmesi, değerlendirilmesi gerekiyor. Bu projede biz mıknatıslarla ısıtmanın nasıl olabileceğini sizlere anlatmaya çalıştık. Buradaki bakır ısımız hayli yüksek. Şu anda şu şekilde görebilecek miyim? Yansıtma yapıyor sanki. Çünkü buradaki ısı daha yüksek. Bakırdaki ısının aslında daha yüksek olması gerekiyor. Yansıtma yapıyor bakır. Burada şu anda 80 santigrat derece çıkış borumuz. Alttaki borumuz ise daha soğuk. Bu şekilde manyetik ısıtmanın yapılabileceğini sizlere kanıtlamış olduk. Umarım faydalı bir proje olmuştur. Yeni projeler için kanalıma abone olup bildirimleri açmanız yeterli. Yeni bir projede buluşuncaya dek hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.